1930'lara götürür. Ben de oradan başlayayım isterseniz. Şimdi düşünün, oturuyorsunuz. Arkada Zeki Müren söylüyor. Sol tarafta Sevim Çağlayan söylüyor. Sağ tarafta efendim atıyorum Sevim Tuna söylüyor. Yani böyle bir ortam olduğu için insanların da çok hoşuna gidiyor. Gençlik gençleştiklerini de belki hayal ediyorlardı buraya geldikleri zaman diye de bazen düşünüyorum. Sandallar, yani şu anda hiçbir şey yok değil mi öyle? Hay Allah. Niye park havuzunda çocuklar oynamasın? Ama o havuz bu havuz mudur? Değildir. Nasıl bir arada ötekileştirmeden yaşayan bir toplum kurmaya dönük olacak? Yanıtlamam da doğru olmaz. Hep birlikte geliştirmemiz gerekir. Evet, Araf Tafaray'dayız. Ankara'da Araf'tayız ve yanımda Morali Ber'den yönetmen Deniz Şengenç Tunca ve yönetmen yardımcısı Kerimcan Kara var. Her Şey Akar Bir Gençlik Parkı belgeselini konuşacağız. Çok taze bir belgesel ama sürecin başından beri biliyorum belgeseli. Şimdi hepsini tek tek dinleyeceğim. Ama minicik bir hikayeyle başlayacağım izninizle Kerimcan Deniz. Çok sevdiğim bir arkadaşım, Muğlalı bir arkadaşım. Bana şey demişti yıllar evvel. Ben Muğla'dan burada kayda geldim, üniversite kaydına. Yani Muğla'dan geldim. Ve burada biz annemle üniversite kaydını yaptırdık, gençlik parkına gittik ve sandala bindik ve ya deniz bölgesinden gelmiş birinin o sandala binmesi ve Ankara'dayız, sandaldayız, gençlik parkındayız. Bu kadar diyor heyecanlanmamız çok saçma gelmişti bize, hani su görmeyen bir memleketten de gelmedik. İşte sizin belgeselinizin konusu da tam olarak bu duygu, öyle değil mi? Çünkü kolektif bellek, kentsel bellek, mekansal bellek dediğimizde Ankara zaten emirle, planla kurulmuş bir şehir. Bunu az sonra siz uzun uzun anlatacaksınız. Ve bunun da en güzel aslında o gelecekten gelen köprüsü, temsilcisi Gençlik Parkı. Nereden çıktı bu fikir? Deniz'le başlıyorum. Teşekkür ederim. Vallahi çok çok güzel bir hikayeymiş bu. Tam da anlatmak istediğimiz hikayelerin toplamının en güzel duygusal özeti oldu. Bu hikaye nereden başladı? Ben de sen de biliyorsun ki işte Ankara'ya taşınalı 5 sene oldu. Ama hep dostlarım burada olduğu için Ankara'ya gelip giderdim. Ankara'ya taşındıktan sonra, yerleştikten sonra şimdi Ankaralıların, bir de ben İstanbul'dan geldiğim için hani hep maalesef nedense bir karşılaştırma oluyor. Dünyadaki farklı yerlerde bu vardır, işte hani New York City ile Washington'ı karşılaştırma gibi. Burada da Ankara ve İstanbul sürekli bir karşılaştırma halindedir ve İstanbul'dan geldiğim için hep Ankara'dalılar Ankara'nın güzelliklerini bana göstermek isterlerdi. Ve hep Gençlik Parkı'ndan bahsederlerdi. Tıpkı senin arkadaşının anlattığı gibi hikayeler anlatırlardı. Ben de yani çok ilginç, hani bu kadar yıl sürekli gelmiş olmama rağmen Ankara'ya Gençlik Parkı'na gitmemiştim. Ve bunun üzerine yani belgeselci, bir sosyolog olarak, bir de Ankara'ya yerleşmiş bir insan olarak yani gitmem gerekiyor. Gittiğimde o dönemde havuz, herkesin anılarındaki o sandallar artık yok biliyorsun. Ama o gün bir temizlenme hali vardı sanırım. Havuzda su yoktu. Yani şu andaki pozisyonunda parktaki havuzda su var ama başka hiçbir şey yok. İşte fıskiyeler çalışıyor. Önceden fıskiyeler yoktu. Onun da bir anlamı var, sonra anlatırım. Bomboş. Bomboş bir havuz ve bomboş bir park. O kadar yani hüzün vermişti ki. Hani o filmde sen de izledin, izleyecek olanlar da görecekler. Çok fazla arşiv görüntüsü, fotoğraf ve video kullanıyoruz. O dönemlerdeki çocuklar... Ki sen gitmeyen bir insan olarak hüzünlenmiştin. Çünkü senin bile bir belleğin, bir algın vardı Gençlik Parkı'na dair. Tabii ki. Bilmeye gerek yok ağlamak için. Hani öyle bir durum. Ve
bir şey yapmak gerekiyor diye düşündüm. Bu noktada sağ olsun canım arkadaşım Aralık Sahne'nin kurucusu Onur Gazla bu konuda beni çok cesaretlendirdi. Ve Kerimcan'la birlikte, Kerimcan Karay'la birlikte biz bunun üstüne düşünmeye başladık yapımcılık anlamında da. Nasıl yapabiliriz diye bu noktada da bir sürü arkadaşımız bize destek oldu, yanımızda oldu, ekipte bulundu profesyonel olarak, dayanışma göstererek veyahut da. Bu noktada tabii ki Ulaş Bagaral Demir çok sağ olsun, o da araştırmalarıyla yanımızda oldu. Doğru insanları bulduk, doğru hocalar. Eksiğimiz tabii ki var. Çok fazla daha insanla görüşmek isterdim. Ama tabii bu da hem zamanla ilgili filmin bir zamanı oluyor, hem de aynı zamanda bir bütçesel de bir mesele. Bu fikir peki sende nasıl bir heyecan yarattı? O başlangıç senin için nasıl bir süreçti? Ya şöyle işte ben de İstanbulluyum. Bu arkadaşın anısındaki gibi benim için de aslında yani. Yani tek başına anlamı olmayan bir şey Ankara'da suyun varlığı. Yani işte İstanbul'da ya da bir deniz kentinde, kent zaten onunla tanımlanıyor ama işte Ankara'da Gençlik Parkı'nı sadece parkta birlikte bir şey yaptığınızda anlamlandırabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim ilgimi çeken kısmı orasıydı projede daha çok. Yani işte buraya bir işte su kütlesi getiriliyor ama bu nasıl anlamlandırılıyor ve kent nasıl bununla ilişki kuruyor? Aslında ben daha çok o tarafa bakan ve orayla ilgilenen, oraya heyecanlanan bir yerden yaklaştım filme. Peki şimdi fikir çıktı ve siz yola çıktınız. Yola çıktığınızda bu fikri böyle biz ne bekliyorduk ve neler çıktı, dahası da çıktı dediğiniz dehlizler oldu mu? Çok harika soru. Evet, kesinlikle oldu. Yani o işte dönersek o romantik halime, işte parkta tek başıma oturuyorum havuzun önünde. Ama sonra işte araştırmaya başladığımızda şunu öğrendik ki yani dünyada ilklerin arasında Ankara tasarlanan bir kent, planlanan bir kent olarak. İşte Rio var bununla yakın tarihlerde olan. Yani işte İstanbul, Paris, Londra, bu büyük kentler zaten tarih boyunca orada bir büyük bir kent olarak varlar, metropol olarak farklı dönemlerde. Ama Ankara Cumhuriyet kurulduğu zaman başkent olarak planlanan her bir sokak, her bir kaldırım, her bir binanın bir anlamının olduğu ve en önce kağıt üstünde şehir plancıları ve mimarlar tarafından yani Jansen'in planlarıyla, Lohrer'in planıyla kurulan bir kent. Tabii burada şunu görüyorsunuz, yani Cumhuriyet'in o ilk yıllarında Ali Cengiz Kağan'ın filmde söylediği çok hoşuma giden bir söz bu. İyi yaşam projesi planlanıyor. Ve bu iyi yaşam projesi içerisinde ulus o zaman şehir merkezi olarak tasarlanıyor. Ama işte Güven Park'tan da Atatürk Orman Çiftliği o zaman yok ama o kısım kaleye kadar olan kısmın hepsinin bir tasarımı var ve bir sebebi var. Bu da çok hoş bir şekilde Cumhuriyet'in bir aynası gibi. Bu konuda hep en başından beri insanlara hikayemizi ve hayalimizi anlatırken hep bunu örnek vermişimdir. Çok ilginçtir ki dünyada camla üretilen ayna, şu an kullandığımız aynalar olmadan önce ne kullanılıyordu ayna olarak? Obsidyen taşı kullanılıyordu. Obsidyen taşını şu anda popüler kültürde biraz geçti ama belki birkaç yıl önce daha fazla bilinirdi. Bu Game of Thrones dizisindeki o akgezenleri öldüren taş, obsidyen diye de geçer orada dizide. Ve bu obsidyen taşı o dönemlerde ayna taşı. Ve peki bu ayna taşı şu anda nerede? Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde ve ayna taşı olarak geçer. Yine ilginçtir ki parkın bu havuzu, o zaman fıskiyeler yok. Amaç zaten bir ayna yaratmak. Bunu Taç Mahal'de de görürsünüz. Yani o dönemin mimari tasarımlarında bir ayna efekti yaratmak için havuzlar kullanılır. Ve bu havuzun tasarımında da kalenin yansımasının düşmesi sağlanmak istenmiştir. Ve kalede de şu anda işte Anadolu Medeniyetler Müzesi, yani oradaki obsidyenin bir şekilde hani hayali olarak da olsa yansıması parktaki havuza düşer. Bunların hepsinden
Ve daha sonrasında işte filmde sevgili Metin Yurdanur hocamız oradaki Cumhuriyet Anıt Heykeli'nde heykeltıraşı Ankara'daki ve Türkiye'deki birçok heykelin bildiğimiz birçok tarihsel konuya da orada yoldaşlık etmiş diyeyim. Heykellerin heykeltıraşı Metin Yurdanur'un da anlattığı girişte, ulus ana girişinde, parkın ana girişinde ki sular Kurtuluş Savaşı'nı temsil eder. Yani her bir yerde küçük mücadelelerin. Sonra şu anda tabii ki o bozuldu maalesef. Bir önceki belediye dönemindeki restorasyon sırasında ki o katmanlı havuzların eğimleri bozuldu. Ama o eğimler gittikçe büyüyen, coşkuyla birleşen mücadeleleri ve sonunda da o havuzda Cumhuriyet'i temsil eder. Sonunda biz Cumhuriyet'i kurmuşuzdur. Bir halk mücadeleleri sonunda. Bunları tabii dinledikçe, hocalarımızdan her biri birbirinden değerli. Hocalarımızdan bu mimarinin ve planlamanın hem kent planı hem peyzaj planı anlamında planlamanın sosyolojik olarak ne ifade ettiğini anlayınca işte o dediğin dehlizleri anlamış olduk. Yani biz çok büyük bir şeyin içine girmişiz. Yani Gençlik Parkı günün sonunda bunu anladım. Türkiye'nin en önemli parkı. Çünkü Cumhuriyet'in hayal ettiği planlardan, ideolojik planlardan değil, Ankara bir temsil olarak planlanıyor ve bu planın içerisinde ilk en önemli eskiz Gençlik Parkı. Gençlik Parkı'nın o yaşayışı, o dönemki yaşayışları, ilk dönemlerdeki kullanımları, kullanımlarına vesile olunan yine aynı şekilde orada yaratılan angajmanlar, orada yaratılan mekanlar ve gazinolar, o yaratılan kültür. Bunu da Ali Cengizkan çok güzel anlatır. Kent Park ne demektir diye. Kent Park sadece aynı zamanda İlhan Tekel hocamız da filmde anlatıyor. Yani yeşille temas etmenin, bir yeşil alanda oturmanın verdiği doyum demek değil sadece Kent Park. Kent Park'ın içerisinde bir takım etkinliklerin, bir takım imkanların olması gerekir. Bu her türlü sosyoekonomik kişinin orada kendine bir cevap bulabileceği bir mekan olmalıdır. Dediğin gibi burada gayet tertipli, düzenli, programlı gazinoların olduğu, lokantaların olduğu, işte sahnelerin alındığı, konserlerin verildiği mekanlar olduğu gibi o dönem için, yani ilk kurulduğu dönemlerden bahsediyorum. Aynı zamanda düzenli olarak tiyatro turnelerinin olduğu, yani işte Ali Sururiler, Genco Erkallar, Anne Naşitler, yani 15 gün, 20 gün, bazen bir ay sürekli her akşam temsil yapıyorlar. Aynı anda 5 gazinoda farklı farklı, işte Emel Sayın ilk defa sahneye orada çıkıyor, bir tarafta Sevim Çağlayan var, bir tarafta Sevim Tuna var, yani bir sürü insan orada sahne almaya devam ediyor. Ama bir yandan da piknik de yapabileceğiniz alanlar var. Bir yandan evden işte köftenizi götürüp, böreğinizi götürüp, semaverde çay içip, göl kenarında, onlar için bu öyle, göl kenarında oturup, özellikle Ali Cengizkan'ın söylediği çok hoşuma gidiyor, çakıl taşlarının kokusunu hiç unutmuyorum diyor. Çakıl taşları, o ses, suyun sesi, işte kürek çekmek, işte Kerimcan'ın da dediği su kültürü. Bir de kentte bir Luna Park'ın olması oranın içinde. Tabii tabii, Luna Park'ta onu mesela yani Filiz Hoca'nın, Filiz Yenişehiroğlu'nun bahsettiği bir şey. Hani yukarıdan bakmak bir şeye, bir şehre. Ki biz de mesela filmde bazı yerlerde modernizm tarihini de anlatıyoruz. Türkiye'nin modernlik macerasını da anlatıyoruz. Bu modernlik macerasında, modernizm yolculuğunda ki hikayede anlatıldığı yerde işte mesela yukarıdan baktığımızda bu dönme dolaptan şehri daha iyi görebiliyorsunuz. Ama şimdi burada da mesela şu anki dönme dolabı da tartışmamız gerekir. Şu andaki Luna Parkı. Şu andaki parkın içerisinde var olan, işte gençlere hitap etmesi için orada bulunan ya da bulunmaması da gereken bence
bir takım oyuncaklar var. Şimdi parklar, onu da Aydın Hoca, Aydın Afacan, ki filmimizin de aynı zamanda isim babasıdır kendisi, anlatır. Pedagojik bir yaklaşımla hazırlanmış oyuncaklar değiller. Luna Park da aynı şekilde öyle. Yani şu anda bu saatte, yani işte takribi 2-3 gibi açılıyor Luna Park. Gittiğiniz zaman bütün parkın içerisinde inanılmaz yüksek sesli bir müzik ve sizi kendinizle bırakabilecek bir ortam da yok. Aslında biraz önce anlattığımız her şeyi yerle yeksan eden de bir tarafı var bunun. Tabii. Yani evet. Yani tabii ki oyun alanları olmalı. Tabii ki çocuklar için en başında tasarlanmış zaten bunlar. Yani Luna Park'ın olduğu yerde limon bahçeleri var, kuş bahçeleri var. Yani şu an için mesela artık tabii ki kuş bahçesi olması hoş bir fikir değil. Ama limonluk neden olmasın? Bunun gibi çocuklara aynı zamanda pedagojik olarak da bir fayda sağlayacak oyuncaklar. Tabii ki eğlence içinde olacak oyuncaklar. Dönme dolabın pedagoji açısından herhalde bir zararı yoktur. Ama orada olmaması gereken bir sürü başka şey var. Yani bunların da tartışılması gerekiyor. Onların neden orada durduğu. Şimdi siz bu tartışmalar için çok güzel bir başlangıç yaptınız. Seyirciyle buluşma kısmında oraya geleceğim Deniz, ama ben Kerimcan'a burada dönmek istiyorum. Kerimcan, sen bu yolculuğa aslında o sandallarla İstanbul'dan gelen ve denizi özlemeyi bilen biri olarak, denizi özlemeyi hiç bilmeyen biz Ankaralılar da böyle en çok seni heyecanlandıranın bu film başlangıcında o su hikayesi olduğunu söyledin. Peki sonra yola devam ederken başka neler oldu? Senin böyle karşılaştığın dehlizler neler oldu? Ya şöyle, şimdi Deniz'in de anlattıklarının, yani Deniz'in anlattıkları aslında bir bütünü oluşturan böyle bir takım parçalar. Ve aslında şey enteresan, yani park şimdi 30'ların ortasından itibaren planlanmaya, hayal edilmeye başlanıyor. 43'te de açılıyor ve işte şeye falan denk geliyor. İşte Berlin Olimpiyatları'nın yapıldığı, Hitler'in çok yükseldiği, böyle bütün Avrupa'da kitleleri disiplin etmenin yollarının arandığı bir takım böyle bir öyle bir döneme denk geliyor aslında bütün bu planlama ve yapılma hikayesi. Ama bir taraftan da böyle yani parkı da bir Alman mimar tasarlıyor önce, sonra bir Fransız mimar devreye giriyor. Yine böyle bir yaklaşım hakim bazı noktalarda, ama park günü sonunda bir tür karnaval alanı gibi işlev görmeye başlıyor açıldıktan sonra. Yani mesela gazino işte öyle bir şey. Yani bunu işte 30'larda düşünmek, hayal etmek çok kolay olmayabilirdi, ama gazino mesela sizin gündelik yaşamınızda işte yemek yiyorsunuz ve ona eşlik ederken bir şeyi birlikte yapıyorsunuz diğer insanlarla birlikte. Ve bu şey gibi değil, yani bir kitlesel bir konser izlemek gibi bir şey değil gazinoda müzik dinlemek. Çünkü işte sizin ana meseleniz bir kitleyle müzik dinleyerek disiplin olmak olmuyor gazinoda. Başka bir şey yapıyorsunuz, yani yemek yiyorsunuz. Bunun yanına eşlik eden ve sizi diğer insanlarla bağlayan birlikte bir şey yapma haline giriyorsunuz. Dolayısıyla parkın aslında böyle bir enteresan tarafı var. Yani hem etrafında yapılan şeyler, işte operanın oradaki varlığı, yani meclis de orada bir yandan. Hakikaten işte 30'ların havasından izler taşıyan noktaları da var. Bütün bu işte kitleleri kontrol altında tutma şeyinden, refleksinden. Ama bir yandan da böyle bir karnaval tarafı var. İşte bir yanda çocuklara yüzme dersleri veriliyor. Ama bunlar böyle işte bir tür çocuklar sıraya girin, şimdi yüzüyoruz. İşte şimdi yüzeceğiz tam olarak falan gibi bir şey değil yani. Gündelik bir şey haline getiriliyor bu. Yani aslında burası biraz enteresan parkla ilgili. Yani 30'larda bunun hayal edilmiş olması böyle hakikaten, yani Cumhuriyet'in de aslında tam bu nasıl bir şey hayal ettiğine dönük de bir takım ipuçları taşıyor olabilir yani. Şimdi siz bu araştırmayı yaparken, bu filmi oluştururken tabii ki arşivlerden yararlandınız. Belki yerel yönetim işte belgelerine girdiniz. Bir sürü araştırma süreci oldu. Ama bu sürece esas katkı da sizin bu araştırmalarınızın yanı sıra röportaj veren, bu filme katkı sunan hocalar oldu. Akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar, işte mimarlar. Olanlar ve olmayanları konuşalım Deniz. Olanlardan konuşalım önce. Tatlı yiyelim. Ayla hocamız, Ayla Aksoyoğlu. O güzel elleriyle o güzel çizimleri yaptı. Ve hem Gençlik Parkı'nın korkuyor ki, çünkü bu silüet de kaybolacak diye korktuğu için şu anki silüetini bizim için resmetti ve biz onu çektik o anda. Onu film esnasında resmetti. Tabii. Ve aynı şekilde
Aydın Afacan, şair yazar Aydın Afacan bize parkın su kültürü üzerinden medeniyetlerin su kültürünü anlattı ve filmimize de konu oldu. Heraklitos'un sözü, onun da şiirinde geçen her şey akar. Bu burada bir şey söylemek istiyorum. İki şair birbirini çok besledi esasında filmde. Ali Cengiz Kan da hem bir mimar hem bir şair olarak yer aldı. Onun da bahsettiği biz yani bu coğrafya var. Hep vardı. Jeolojik dönemler açısından da. Ve biz farklı kültürler, farklı zamanlar olarak buradan geçip gidiyoruz dedi. Farklı bir dönemde de Aydın Hoca da her şeye karı anlattı. Yani demek ki bu ortak bir bellekten çıkan bir ürün oluyor. Her şeyin akması bizim geçiciliğimiz. Kalıcı olanlar neler? Bunları da sorgulatan bir hali oluyor filmin. Aydın Hoca aynı zamanda şu anda orada bulunmayan ama bir dönem için birçok Ankaralı ya da Ankara'ya misafir olarak gelmiş ve Gençlik Parkı'nda gezmiş insanın belleğinde ve fotoğraflarında yer alan Galatea ve Assis heykellerinin hikayesini, Galatea ve Assis'in aşk hikayesini anlattı. O mitolojik aşk hikayesine ve su kültürüne dair işte bu imgelerin parkta neden var olduğuna dair de bir anlatımdı. O dönemde onu anlatırken Ayla Hoca da sağ olsun o aşk hikayesini bize çizdi. Yine o çizerken biz de onu çektik. Daha önce bahsettim sağ olsun Metin Yurdanur, heykeltıraş Metin Yurdanur hem heykelin hikayesini anlattı hem parktaki havuzun ve bunun ne ifade ettiğini anlattı. Çok ilginç ve sürpriz bir isim oldu Derya Köroğlu. Biz onu hep yani müzikleriyle biliriz. Yeni türkü olarak biliriz. Evet, yeni türkü olarak biliriz. O esasında bir mimar. Ve belediyede mimar olarak çalışırken o dönemde Ankara'da ilk defa metro inşaatı başlıyor. O da o birimde, metro inşaatının çalışıldığı birimde mimar ve aynı zamanda da inşaatta ilk başlangıcı Gençlik Park. Ondan bahsediyor. Rengim Hoca, Rengim Gökmen tabii ki yani CSO'nun onursal şefi ve o mıntıkanın bütün sanatsal tarihi süreçlerine şahitlik etmiş biri olarak oranın sanatsal anlamını anlatıyor tabii ki. Opera aynı şekilde çok iç içe Gençlik Parkı'yla. Ali Cengiz Kan söylediğim gibi hem inanılmaz yani iyi ki geldi, hepsi iyi ki geldi, kabul etti filmimizde olmayı. Ali Cengiz Kan mimari anlamdaki anlam ları anlatıyor. Yani her bir işte o eğimin ne ifade ettiğini, girişteki eğimin şu anda olmayan veyahut da işte orada farklı imkanlar sağlandığında kent parkı ne demek olduğunu. Zeynep Uludağ, Zeynep Hoca Gençlik Parkı ile ilgili ilk doktora tezini yapmış. Şu an kendisi profesör. Onun da vesile olan İlhan Tekeli. İlhan Tekeli onun hocasıymış. O tabii ki hem tarihsel süreci çok iyi çerçeveliyor. Tabii ki mimari olarak peyzaj öğeleri hakkında bilgi veriyor. Aydın Afacan dediğim gibi hem bir edebiyatçı olarak mekan bellek üzerine konuşmaları var. Aynı zamanda da bir eğitimci olarak da özellikle Luna Park ve çevresiyle ilgili pedagojik fikirler paylaşıyor bizimle. İlhan Tekeli Hoca yani İlhan Hoca tabii ki yani bir derya yani 1936 doğumlu Türkiye'nin birçok şehrine de emeği olan imzası olan bir kent plancı mimar ama aynı zamanda da bir sosyolog. Türkiye'nin modernizm tarihini, modernizm sürecini anlatıyor park üzerinden ve parkın bir yeşil alan problemi değil, bir kamusal, kamu mekanı olarak problem olarak görmeye çalışıyor. Burada problem olumsuzluk anlamında değil, anlamaya çalışılması gereken bir konu olarak söylüyorum.
Filiz Yenişehiroğlu, Filiz Hoca Vekam olarak da zaten hani bize çok destek oldular sağ olsunlar. Aynı zamanda da bir sanat tarihçi olarak geçmişteki işte bu dönemlerde neler vardı, şimdi ne var insanların belleklerinde, yeşille ilişkide onlardan bahsediyor. Ve Metin Gültan da bir sürpriz isim oldu. Sevgili Ali Cengiz Hoca, Ali Cengiz Kan Hoca sayesinde onu da bulmuş olduk. Metin Gültan döneminde orada çok popüler olan Karadeniz Restoranı'nın ikinci kuşak işletmecisi, babası kurmuş orayı. Metin Bey vesilesiyle de oradaki günlük rutin, hani ne işte konserler ve bu da önemli bir şey. Yine Türkiye'nin modernizmle ilgili bir ipucu veriyor. Gastronomi tarihinde anlatıyor biraz esasında, ondan da bahsetmiş oluyor. Yani o dönem içerisinde mutfaklarda, yani restoran mutfaklarında neler vardı ve nasıl bir servis vardı, bunlardan da bahsediyor. Var olanlar, bize destek olanlar içerisinde 3, yani şöyle söyleyeyim, biz bunu hayal ettiğimizde Kerimcan'la birlikte, işte o dediğim yapımcılık kısmıyla ilgili 3 yer tabii ki vardı aklımızda. Bunlardan birisi Vekam'da, Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Merkezi. Tabii ki Ankara ile ilgili bir araştırma yapılırken çalınması gereken ilk kapıdır Vekam. Hem arşivleriyle hem fikirleriyle. Sağ olsunlar her daim yanımızda oldular. Bazen hep de söylüyorum, Nazım'ın yazımı da çektiler, çok sağ olsunlar. Bununla birlikte tabii ki yetmiyor. Yani çünkü belgesel yapmak her film için geçerli bu. Yani sinema pahalı bir iş. İşte sen de hani izledin, TRT'den arşiv görüntüleri var, Kültür Bakanlığı'ndan arşiv görüntüleri var. Bunların bir bölümü 100 yıllık, yani ilk açıldığı zamanki görüntüler var. İşte Kerimcan'ın bahsettiği yani sandallar var, kanolar var, yelkenliler var. Yelkenli varmış yani o dönem orada, küçük yelkenliler. Bu görüntüleri görecek hani izleyici film izlerken. Bunların bir bölümü neredeyse 100 yıllık, hatta 100 yıllık. Şimdi o dönemde bunları hani... O zaman iyi kamera, kötü kamera ne kadar vardı tabii bilmiyoruz. O kamera vardı. Ama kötü bir kamera olsaydı belki bize ulaşamayacaktı. Haliyle bizim ana hedefimiz, ana hayalimiz bu çektiğimiz görüntülerin 100 yıl sonra da insanlar tarafından kullanılabilir olması. O yüzden de iyi kameralarla çekim yaptık. Röportajlar da dahil. Bu görüntülerin fotoğraflarını da, yani ham görüntülerini de Vekam'a bağışlayacağız. Orada arşivde bulunacak. Araştırmacılar gidip izleyebilecekler. Vekam'ı bizim onayımızdan sonra eğer isterlerse kendi projelerinde kullanabilecekler. Bu bizim için en değerli destek esasına bakarsanız. Çünkü bu saydığım her biri birbirinden değerli hocalarımız, bizim filmimiz 1 saat 35 dakika. Yani en az 1 saat 35 dakikalık röportajlarımız var. Hepsini koyamazdık filme. Oradan hepsini öğrenebilirler, hepsini dinleyebilirler. Bu noktada tabii Kültür Bakanlığı'na gittik destek için. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün bir şey oluyor, çağrısı oluyor her sene. Sinemacılar da buna başvuruyorlar, yapımcılar. Yani şu an için, hatta daha geçen gün bir başka iş için bir bütçe istedik. Yani bir iyi bir ışık setinin, yani ışık ekipmanı ve ışık ekibiyle birlikte takribi 5 kişi, 6 kişilik bir ekibin bir günlük kaşesi Kültür Bakanlığı'nın bir sene içinde bir projeye verdiği, belgesel için söylüyorum, destekle hemen hemen aynı. Hele ki bu sene içerisinde ekonomi çok hani değişti. Senenin başındaki fiyatlarla şimdiki fiyatlar hiç aynı değil. Ya da işte yeni bir bütçe rica ettik. Ses için de aynı şey geçerli. Yani bir sesi yaptırmak uzun metraj bir filmin böyle bir bütçede. Bu noktada en son çok çok üzülerek söylüyorum. Tabii ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de gittik. Ve çok gittik. Yani çalmadığım kapı kalmadı. Yani artık bence hem kendimi hem de oradaki insanları zorladığımı düşünüyorum. Ama en çok kendimi zorladım. En sonunda, günün sonunda, 2 senelik mücadele sonunda, çok da popüler insanlar değil, bilinmeyen insanların diyeyim, konserlerine verilen ücretlerin, hani bir şekilde bizim de hani öğrendiğimiz sosyal medyalar, şunlar bunlar vesilesiyle öğrendiğimiz bütçelerin %1'ini teklif ettiler 2 yıl sonra bize.
ağır cümlelerde de maruz kaldığım oldu. Ama ben sabırla, bazen de inatla, bazen sevatla, hadi biri anlamadı başkası anlar. Bu önemli bir şey. Daha önce böyle bir belgesel hiç yapılmamış. Deniz, peki buradaki neden ne sence? Çünkü yani bir başkent burası ve başkentin büyükşehir belediyesi, ki görece geçmiş yıllardaki belediyecilik anlayışına göre iyiye gidiyoruz tırnak içerisinde denilen de bir artık yeni yeni oluşumlar var. Şimdi böyle önemli bir kültürel çalışmaya neden bu kadar sence zorladılar ya da neden bu kadar sorguladılar ve neden bu kadar üzdüler? Yani bu tartışmamız gereken ciddi bir konu. Bu Ankara'nın şu andaki büyük bir derdi. Yani bunun artık yüzleşmek gerekiyor bununla. Sanatçılar çok çok zorlanıyor. Yani filmciler, sinemacılar, belgeselciler, kitap yazan insanlar ve Ankara için yapılıyor. Yani inanılmaz hocalarımız, sen de tanıyorsun, işte hepimiz tanıdığımız bir sürü hocamızın inanılmaz kendi emekleriyle arşivleri var. Bu arşivlerin bir kitaplaşması, müzeleşmesi neden olmasın? Yani duruyor bunlar, ne olacak sonra? Yani Ayrancı'daki antika pazarına gittiğinde insanın canı acıyor. Çok önemli insanların ödül plaketleri oralarda duruyor. Yazık değil mi bunlara? Yani bunlar işte kültürel bellek. Bunlar çok önemli konular. Bunun neden olmadığı meselesi zaten işte filmde bu tartışılan konulardan biri de bu. Yani belediyecilik mantığı. Belediyecilik sadece altyapı hizmetleri olamaz. Hele ki bir ülkenin başkentinde, hele ki böyle cumhuriyet kurmuş, böyle bir iddiayla başlamış, bir modernizmle başlamış. Kerimcan'ın dediği gibi dünya bambaşka bir yerde, bambaşka bir yangınlar silsilesindeyken burada bir şeyler yapmaya çalışan böyle bir yerde kurulmuş bir kentin belleği bu şekilde görmezden gelinemez, gelinmemeli de. Politikacılar geçicidir. Günün sonunda geçicidir. Bellek kalıcıdır. Henüz ne sonunda, bu bizim dönemimiz olmaz, başka bir dönem olur ama bu bellek devam eder. Birilerine taşır bu fikirleri, anıları, bilgileri. Ama net bir cevabım açıkçası tam olarak yok. Yani neden olmadığını, bunu kendi aralarında da tartışıyorlar. Bu da ilginç bir şey ayrıca. Neden olmuyor? Onların artık bilmiyorum, onların meselesi, benim meselem değil. Neden olmuyor? Kendi içlerinde tartışmaları gerekir. Aslında biz bu nedeni biraz kentte de görüyoruz. Yani bu bilinç olmadığı için, bu bellek bir bilinci olmadığı için yeni yapılan inşalar ya da kentin artık biçim aldığı düzende işte böyle gelişiyor. Artık hani hiçbir kültürel bir çalışma olmadığı gibi kente de yansıyan bir yapaylık oluyor. Bunu da zaten mimardan, şehrin gelişiminden görüyoruz. Ama bu tam olarak zaten hani bu dedik ya, kentleri oluşturan mekanlar aslında geçmişten günümüze bir köprü kurar. Bu köprüleri de yıkan bir şey oluyor. Yani koruyamayan bir bakış açısı oluyor ve böyle yönetiliyoruz. Yani bunu da görüyoruz yansımaları. Ama tabii şey yapmak lazım. Yani bu genel bir düşünce, genel bir soru. Yönetimler temsiliyetlerdir. Bunu hani dünyada da şu anda karıştırıyorlar bence. Hem yerel yönetimler hem genel yönetimler. Yönetim temsiliyettir. Sen değilsindir. Oraya gelen insanlar kendi vizyonlarını, kendi fikirlerini bir dönem için bütün kentliye yaşatmak için gelmemeliler. Bütün kentlinin ne istediğini anlamak ve onu orada var etmek için gelmeli. Onun temsiliyle gelmeli. Yani işte kent parkı ve genel olarak parkın önemi bu. Yani kamusal mekan olarak kentler içerisinde, şehirler içerisinde, kasabalar içerisinde, yani farklı farklı nüfus boyutunda olan şehirler, yerleşkeler için söylüyorum. Parklar hiçbir arada bulunma ihtimali olmayacak olan insanların aynı bankta yan yana oturabilme ihtimalidir. Birlikte nasıl yaşayabileceğimizin sorgusunun sorulabildiği yerdir park. Asla yan yana oturamayacağın insanla yan yana oturursun bir anda. Aynı ağacın gölgesine düşüverir. Yani aynı ağacın gölgesi üstünüze düşüverir. İşte o zaman bunu düşünmemiz lazım. Biz bir arada nasıl yaşayacağız? Bu da zaten hani bir soru. Ya şimdi biz bugün kamu yönetiminin performansını nasıl değerlendireceğiz? Yani nereye bakacağız kamu yönetimini anlamak için? İşte iyidir ya da kötüdür demek için. Yani şimdi günün sonunda kamu yönetimi işte toplumun
bir takım performanslar karşılığında görevlendirdiği bir şey yapı. Ama şimdi bu performansı neyle değerlendirdiğimiz sorusunu sorunca hep yani gündelik yaşamımızda hep şeyle karşılaşıyoruz. Yani epeydir o kadar kriz altında ki ülkenin her noktası, yani işte bu evin içinden işte ülkenin tamamına kadar her tarafı kriz içinde. Dolayısıyla biz hep bir şeyi değerlendirme refleksindeyiz. İşte oylara bakalım, işte buraya kimin yönettiğine bakalım. Ve böyle temel çok basit bir karşıtlığa indirelim her şeyi, iki tarafa indirelim her şeyi. Ve oradan bakalım, işte kamu yönetiminin performansını da öyle değerlendirelim. Sayılarla bakalım ona, işte şu kadar metre boru döşemesiyle bakalım, işte havuzu şu kadar metreküp suyla doldurmasına bakalım falan gibi böyle bir takım sayılara baktığımız bir şeye dönüştü bir anda. Dolayısıyla yani şimdi Ankara'daki kamu yönetimi de yani işte buna büyükşehir de dahil, buna valiliği de dahil, buna ilçeleri de dahil. Şimdi onlar da böyle bakıyor konuya ve şeye bakıyorlar günün sonunda. Deniz'in de işte biraz önce söylediği işte yani pop starların bir yere getirdiği dinleyici kitlerine bakıyorlar. Çünkü orada bir sayı görüyorlar. İşte diyorlar ki 100 bin insanı buraya getirdik ve bunları eğlendirdik. Ama bu insanların gündelik yaşam pratiklerinin içinde bir yere oturmuyor. Yani siz bu insanları getiriyorsunuz bir araya. İşte tam bu parkın işte biraz önce söylediğim 30'larda o dünyanın geri kalanını hayal edilen şeyden biraz farklı bir yere oturması meselesinin tam tersine dönmüş vaziyette aslında. Yani işte parkta konserler de yapılıyor. Bunu büyükşehir de yapıyor. Bunu bakanlık da yapıyor. Ama bu işte bütün bu kitleyi bir arada disiplin altında bir şey dinletmeye ve onların sayısını saymaya yönelik bir şeye dönüşüyor günün sonunda. Dolayısıyla işte belki asıl soru işte neden sorusu var ya, işte neden büyükşehirin desteğini göremedik? Yani işte kendimize de büyükşehir de, bu sadece büyükşehirle ilgili değil, işte mahalleyi yönetenleri de, ilçeyi yönetenleri de, herkese bakıp bu kamuyu yönetenlerin performansını neyle değerlendireceğimizi belki tartışmaya açmamız gerekiyor. ve bir şekilde bunu bu sayılara çok şey yapan, indirgenen ve iki tarafa çok keskin ayrılan şeyden çıkarmanın yolunu bulmak gerekiyor belki. Yani bu belgeselle ilgili bir sorun değil yani bizce. Bu kentin bütünüyle ilgili bir sorun. Dolayısıyla buradan çıkmak da belgesel destek toplamakla değil, bu iki tarafa çok keskin ayrılmış şeyi, dengeyi kırmak da belki mümkün olacak yani. Ama sizin burada bu belgeseli çekmeniz, az sonra yayınlanma ya da seyirciyle buluşmayı soracağım. Bu tartışmalar işte tam da bu soruları insanlarda farkındalık yaratması için önemli çalışmalar oluyor. Ve bunların daha da çoğalması ve bu mücadelenin daha da devam etmesi gerekiyor. Tıpkı sizin bu belgeselle birlikte yaptığınız gibi. Evet, belgeselin bir şekilde yanında olmak değil bu sadece, ama çok önemli bir temsil sizin yaptığınız çalışma. Ve buradan geleceğim seyirciye. Biz seyirciler olarak Her Şey Akar bir Gençlik Parkı belgeseline, başta Ankara olmak üzere umarım Türkiye'nin her yerinde gösterilir. Nasıl seyredecek seyirciler, nasıl ulaşacak, önümüzdeki etkinlikler neler olacak, nereden takip etmeliler? Mara Liber'in sayfasında burada yine duyurusunu yapalım. Ama şimdi yakın etkinlikleri ve bundan sonraki süreci, seyirciyle buluşmayı bir sizden dinleyelim. Esasında bu da bir hem iyi hem kötülü kısımları olan bir yer. İyi kısmı önce söyleyeyim, sonra hatta bir daha söyleyeyim. İyi kısmı 25 Aralık'ta Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda, o tarihi salonda gösterimiz olacak. 6'da yavaş yavaş buluşuruz, akşam 6'da. 7'de film makara dönmeye başlar. 7'de filmi göstereceğiz. Ama 6'da bütün dostlarımızı, herkesi bekleriz. Sonrasında da tabii ki söyleşimiz olacak. Bundan önceki ilk izleyiciyle buluştuğumuz etkinliğimiz Hacettepe Üniversitesi Hütkam'ın, sevgili Gonca Hoca'nın, sevgili Pelin Hoca'nın ve Koray Hoca'nın organize ettiği, onlara da buradan çok teşekkür ederim, etkinlikte gösterildi. Orada şunu çok anladım bir kere daha. Özellikle bu gündem içinde olan belgeseller için, özellikle belgeseller için izleyiciyle birebir buluşmak, salonda buluşmak, sonrasında soru cevap ve söyleşi yapmak işte o zaman bir işe yaradığını hissettiriyor. Bir şey yapmış oluyorsun. O günkü etkinlikte de gerçekten çok güzel tartışmalar oldu ve yani hani herkes fikirlerini, aynı fikirde değillerdi. Herkes fikirlerini söyledi ve önemli olan da buydu. Umarız ki bu böyle devam edecek. Farklı etkinlikler olmaya devam edecek. Bu noktada iki tane konumuz var.
seninle bizim buluşmamıza festival vesile olmuştu biliyorum. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali. Evet, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali vesilesiyle biz seninle tanıştık. Ve festival evet biz de öyle tanıştık. Bütün Ankara Uçan Süpürge ile tanıştı. Buradan herkese o zaman herkese selamlar. yani şimdi festival yapmanın ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden bunu da söylüyorum. O mutfak kısmında ne demek olduğunu da biliyoruz. Diğer kısımda izleyiciyle buluşmanın da ne kadar işte önemli bir şey olduğunu da bizler için, üreten sanatı yaratan insanlar için o anda, filmi yaratan insanlar için önemli bir noktası var. İzleyici için de önemli bir noktası var. Tartışabiliyorsun o anda. Ama bu tabii ki hani işte sosyal işte internet ortamında yayın yapan bir takım işte film yayınlayan, dizi yayınlayan mecralar tabii ki önemli. Hani o da bir kalıcılığı sağlıyor, onun bir imgesi oluyor burada bir. Ama ilk gösterimler için, ilk dönem gösterimler için salonlar elzem. Şimdi bu tür belgeseller hepimiz biliyoruz ki gişe filmi değiller. Yani festivallere kalıyor. Festivallerin vicdanına kalıyor, durumuna kalıyor. Yani zaten bir festival tartışmalarının olduğu bir dönemdeyiz. Ama festivallerin genel olarak bu şu andaki tartışılan konuların da dışında var olan bir başka tartışması da var. Yani festivaller belli bir miktarda film gösterebiliyorlar. O seçkiyi hazırlayan jüriler bazen çok az kişi oluyor. Kaç kişinin gözünden, aklından geçerek seçiliyor filmler? Neden seçiliyor, neden seçilmiyor? Hani sansürün dışında da hani teknik ve ekonomik sebepler de olabilir bunun içerisinde. Bir böyle bir durumu da var. Bununla birlikte hadi diyelim ki tamam festivaller, özel gösterimler yapalım. Salon kiraları inanılmaz. Yani inanılmaz derecede yüksek. Bazı salonlar hiçbir teknik ekipman olmadan, yani projeksiyon yok, perde yok, ekran yok, ses sistemi yok. Yani onları siz dışarıdan getireceksiniz. Sadece yani çıplak salona 80 bin lira kira istiyorlar. Yani şimdi bu dönemi şeylerini söylüyorum, bütçelerini söylüyorum. Yani bunu bir belgesel yapan insan nasıl karşılayabilir? Bir sürü film yapılıyor. Burası Anadolu ve inanılmaz fazla hikayenin olduğu bir yer. Bir sürü belgesel hikayesinin olduğu bir yer. Herkes sürekli belgesel yapıyor yani. Ve insanların bunu izlemek istiyorlar. Nerede izleyecekler? Nasıl izleyecekler? Yani bu da işte sorulması gereken, çözülmesi gereken bir problem. Boş duran salonlar var. Bomboş duruyor. Ama işte bu kiralardan dolayı yani sadece 3-5 tane işte eş dost olsun, sevdiği ya da takip ettiği bir grup olabilir. Yani bir şeyi temsil eden bir grup olabilir. Kurumsal veya değil. Hani onların etkinlikleri olabilir. Paneller olur, konferansları, kongreler olur. Yılda 1-2 tane. Ondan sonra işte bu mekanlar aynı kamu yönetimi gibi. Yani özel mülkiyette de dahil olsa kent hepimizin. Yani o salonlar, o sinemalar, o mekanlar birçok insanın hayatında, çocukluğunda, gençliğinde, belki sevgilisiyle ilk el ele tutuştuğu yer, belki ilk yalnız başına sinemaya gidip ağladığı yer. Herkesin bir anısı var orada ve anıların devam etmesi gerekiyor. Bu anıların devam etmesi için bir başka bir çözüm bulmak lazım. Zaten şu anda Ankara'da birçok salon atıl duruyor, yazık. Burada da yine hem kamu yönetiminin hem özel iştirakların hem sponsorların hepsinin bir araya gelip düşünmesi lazım. Sinema salon neredeyse yok. Yani İstanbul'dan turneye gelen insanlar için de bu çok zor bir sorun haline geliyor. Tiyatro için de geçerli bu. Konser için de geçerli. Sinema için de geçerli. Bir daha tekrar ediyorum. tabii ki çok teşekkür ederim. Mare Liber. Mare Liber'in sosyal medyalarında takip ederlerse bizleri, biz orada duyurularımızı yapıyor olacağız bir sonraki gösterimler içinde. Bu ilk gösterimden sonra ikinci gösterimimiz Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda 25 Aralık'ta akşam 6'da buluşuyoruz. 7'de film başlıyor. 6 ile 7 arasında da fuayede birazcık muhabbet ediyoruz gelenlerle. Bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bu işte ilk etkinlikte, eminim ki bu ikinci etkinlikte de üniversite gösterimleri bizim için çok önemli.
Burada üniversitelere çağrıda bulunuyoruz. Kamu yönetimleri, mimarlık, sanat tarihi, sosyoloji. Bu bölümlerin özellikle tarihi, bu bölümlerin çok ilgisini çekecek partlar var filmde. Hocalarımız aynı şekilde zaten hani bölüm zaten hala hocalık yapıyorlar ya da emekliler ama hani birçok üniversite emeği geçmiş insanlar. Üniversite öğrencileriyle ve özellikle de ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencilerle bu filmi tartışmak esas senin de bahsettiğin amaçlara hizmet edecektir. Evet Kerimcan, son sorum için senin peki seyirciden ya da bu gösterimle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şeyi belki ekleyebilirim. Yani karamsarmış gibi de bitmesin. Yani işte hakikaten Ankara'da bir sinema salonu ve işte genel olarak tiyatro içinde zaman zaman geçerli. Böyle bir sorun var elbette. Kentlilik bilincini bir şekilde muhafaza etmeye çalışan ve bunun adına refleksle gösteren bir yer. Dolayısıyla belki hem oraya ekleme olabilir. Yani işte Ankara'da altta duran sinema salonları meselesine. Şimdi mesela bunların büyük bölümünün sığındıkları şey Ankara'da böyle bir talebin olmaması gibi böyle işte çok sıradan işte yine sayılara bakan bir yaklaşım var belki işte salonlarla ilgili. Ama bir yandan da Ankara'da insanların birbirine buluşması, temas etmesi ve bir şey tartışması Türkiye'nin geri kalanına göre özellikle işte İstanbul'a ve İzmir gibi büyük diğer kentlere göre çok daha şey mümkün. Hala böyle pratikleri sürdürüyor Ankara bir şekilde. Dolayısıyla aslında yani Ankara'dayken zaten insanlarla birlikte bir şeyler yapabiliyorsunuz sürekli, buluşabiliyorsunuz. Ama işte bu hakikaten toplu büyük gösterimlerde işte salonda, sinema salonunda özellikle işte bir şeyi izlemek diğerlerinden biraz daha böyle farklı bir yere oturan bir şey hepimizin zihninde. Ama yine de Ankara'da biz insanlarla birlikte zaten bunu tartışmaya ve buluşmaya da devam ediyoruz yani bir şekilde. Umarım hem Ankara'da hem de Ankara'nın dışına taşan bir seyirciyle buluşur. Her Şey Akar bir Gençlik Parkı belgeseli. Bir Ankaralı olarak Gençlik Parkı'nın karşısında lise okumuş biri olarak ben çok teşekkür ediyorum size. Emeğinize sağlık. Çok ama çok güzel bir başlangıçlardan bir tanesini yaptınız. Ve eminim ki çok güzel tartışmalara ve çok güzel farkındalıklara da yol açacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet, Her Şey Akar bir Gençlik Parkı belgeselinin yönetmeni Deniz Şengenç Tunca ve Kerimcan Kara yönetmen yardımcısıyla bir aradaydık. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar teşekkür ederim. Aynı zamanda Araf Tarafay, aslında Araf olarak bildiğimiz Konur Sokak'ta 11'e 6 değil mi mekan böyle. Araf'a ve Can'a da çok teşekkür ediyorum. Düşünün, oturuyorsunuz. Arkada Zeki Müren söylüyor, sol tarafta Sevim Çağlayan söylüyor, sağ tarafta efendim atıyorum Sevim Tuna söylüyor.